Şimdi şöyle bir şey de var değerli izleyenler. Rusya, Azerbaycan karşısında Ermenistan'ın mevzi kaybetmeye devam etmesi üzerine diplomasi trafiğine hız verdi. Karabağ'da ateşkesin hayata geçememesinin ardından Moskova, kendi askerlerinin bölgede gözlemci olmasını istiyor. Moskova, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinden de rahatsız. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları vardı bilindiği gibi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in defalarca söylediği Türkiye'nin rolünün değişmesi gerektiği sözünü onaylamıyoruz dedi. Yine dün ve bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu konuyla ilgili açıklamaları da vardı. Detayları alalım. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos Gence de karşımızda. Fatih, Azerbaycan Türkiye'nin Dağlık Karabağ meselesinde başat rol oynamasını istiyor. Ama artık iyiden iyiye dillenmeye başladı. Rusya da bu durumdan rahatsız ve masada olmamasını istiyor Türkiye'nin. Yine şöyle bir durum da var. Azerbaycan ordusu ilerliyor cephe hattında. Ermenistan kaybettiği toprakları geri alma çabasında. Cumhurbaşkanı Aliyev'in de açıklamaları vardı. Tüm sorular için detaylar sende. Dilersen öncelikle bir son dakika gelişmesi var. Bununla başlayalım. Yine cephe hattında bulunan Terter şehrini özellikle 15 gündür sürekli anıyoruz aslında. Çünkü Ermenistan'ın en çok sivilleri hedef aldığı nokta orasıydı. Ve az önce Ermeni Silahlı Kuvvetleri yine Terter'de bir kabristanlığı, bir mezarlığı hedef aldı. Orada yine bir sivil şehidin naaşı aslında son görev yerine getiriliyordu. Ve o esnadaki kalabalığı hedef alınmasıyla birlikte şu anki son dakika bilgisi 3 sivil vatandaş maalesef hayatını kaybetti. Ve çok fazla ağır yaralı olduğunu biliyoruz. Hikmet Hacıyev duyurdu az önce sosyal medya hesabından ve son dakika gelişmesi olarak da ajanslar geçti. Tekrar edelim, Terter'de bir kabristanı hedef aldılar bu kez ve oradaki yine işte son görevlerini yerine getirdikleri acıları olan insanları hedef aldılar ve Ermenistan'ın sürekli sivilleri hedef aldığını ifade ediyorduk. Bu kez de 3 vatandaş maalesef hayatını kaybetti ve yine çok sayıda yaralı olduğunun bilgisini verelim. Cephe hattında devam edecek olursak özellikle bu sabaha karşı Adere, Adam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail yönünde yine çok ciddi çatışmalar vardı. Neden bu yönlerde vardı? Çünkü Ermenistan Silahlı Kuvvetleri özellikle 2 haftalık süreçte kaybettiği alanları tekrar alabilmek için sürekli baskınlar gerçekleştiriyor. Karşı saldırılar gerçekleştiriyor ve Azerbaycan ordusu da her defasında başarıyla o saldırıları püskürtüyor. Bunun altını çizelim ve çok büyük kayıplarla geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve bu akşam yine bu sabaha karşı bir kez daha saldırdılar. Ve çok sayıda da yine askerlerini kaybettiler. 2 tank, 1 uçak savar, 4 grad füze, 1 yine obüs ve yine 3 tane uzun menzilli obüsle insansız hava araçları ve birçok askeri aracı kaybettiler. Bunun altını çizelim. Tabii cephe hattında az önce verdiğimiz bilgiye göre de yine Terter'de, Adam'da ve Fuzuli'de yeniden sivil yerleşim yerlerini hedef aldıklarını, köyleri hedef aldıklarını ifade edebiliriz. Tabii Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almasıyla birlikte Azerbaycan ordusu cephe hattı boyunca bir harekat başlatmıştı ve Ermenilerin 30 yıldır aslında övündükleri o savunma hatlarını birer birer başarıyla geçmişti Azerbaycan ordusu. İşte sahada başarılı olan Azerbaycan ordusu bu kez durdurulması için belki de Rusya devreye girdi. Müzakere masasını öncelikle ateşkes ilan edilmesini istemişti. Azerbaycan buna tamam demiş ve 10 Ekim'de yine taraflar geçici bir insani ateşkes ilan etmişti. Ancak Ermenistan'ı bu ateşkes ilanı da mutabakatı da yine durdurmadı. Sivil yerleşim yerlerini hedef almasıyla birlikte Azerbaycan ordusunun ilerleyişi de devam ediyor ve şu ana kadar 1 şehir, 2 kasaba ve 44 de köy yeniden işgalden azat edilmiş durumda. Bu yüzden de Azerbaycan ordusunun sahadaki başarılı ilerleyişi sonrası Rusya'dan yeni açıklamalar vardı. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov iki ülkenin, Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü. O ateşkes mutabakatına sadık kalmaları istendi. Kesinlikle iki tarafa da aynı şekilde bu mesaj veriliyordu ki sivillere aslında saldıran Ermenistan'dı ve Ermenistan'ın aslında uyarılması gerekiyordu. Ancak böyle olmadı. İki tarafa da ateşkes çağrılarını yine yineledi ve yine bir talepte bulundu Lavrov.
özellikle yine o Kelbecer hattına, Laçin hattına koridorların olduğu aslında Ermenistan'la Dağlık Karabağ'ı birleştiren koridorlara Rus askerlerinin yerleştirilebileceğini, ancak bunun tabii ki Ermenistan ve Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda gerçekleşebileceğini ifade etti. Bunu tabii 20 yıl önce de talep etmişti Rusya ve o zaman da Azerbaycan hayır demişti. Şimdi de hayır diyor çünkü kendi toprakları ve kendi topraklarında hiçbir şekilde başka asker istemiyor Azerbaycan tarafı. Diğer taraftan tabii Sergey Shoigu, o da dün iki ülke savunma bakanlarıyla görüştü ve yine o da iki ülkeye uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ateşkese uymaları istendi. Karşılıklı saldırıların bir an önce bitmesini istedi. Bunun da altını çizmiş olalım ama az önce de ifade ettik. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları devam ettikçe Azerbaycan ordusu da durmayacak ve Ermenistan hedeflerini, askeri hedeflerini birer birer imha etmeye devam edecek. Bunu da ifade edelim. Az önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de bir açıklaması vardı ve bir kez daha Ermenistan'a seslendi aslında ve dedi ki, Ermenistan hükümetine ve halkına açık şekilde sesleniyorum. İşgalden kurtarılmış toprakları geri alma teşebbüslerini artık durdurun dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Bu saldırıları bırakın dedi ve bu saldırıları bırakmadığınız takdirde yeni kurbanlar ve yeniden kan dökülmesine sebep verecektir dedi. Dün de yaptığı açıklamada Ermenistan ordusu durmadığı sürece Ermenistan ordusu tamamen mahvedilecek açıklamasında bulunmuştu yine İlham Aliyev. Evet Fatih, aktardığım bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.